Efendim merhaba arkadaşlar, ben Yağmur. Evet, ben Yağmur. Gerçekten unuttunuz büyük ihtimalle yüzümü de sesimi de unutmuş olabilirsiniz. Çünkü ben de kendimi şu an unutmuş gibi hissediyorum. Yani o kadar uzun süre oldu ki nasıl başlayacağım, ne diyeceğim? Hani böyle bir çok karışıklık içerisindeyim. Uzun sürede bir sürü sorular sordunuz. Neredeydin dediniz, neden? YouTube hesabın ne oldu? YouTube hesabın neye dönüştü dediniz. Annenle mi yaşıyorsun, nerede yaşıyorsun, ne haldesin? Yani ne yapıyorsun dediniz. Şu an nasıl başlayacağım gerçekten bilmiyorum. Benim de çok kafam karışık. Sizden Instagram'dan sorular aldım arkadaşlar. Instagram adresim de burada. Instagram'dan sorularınızı aldım. Instagram'da çok ara ara paylaşımlar yapıyordum. Ama biliyorsunuz ki ben deli gibi video çekiyordum. Deli gibi içerik üretiyordum. Sizlerle beraber çok mutluyduk. Şimdi bu kopuşlar nerede oldu? Nasıl oldu? Yani resmen 2 yıldır falan hani aslında ben bu süreci düşünerek, bugünkü videoyu düşünerek yani 2 sene bunu düşündüm. Şu an nasıl başlayacağım? Ama bir şekilde başlayacağız. Merak etmeyin, çok güzel sorular sormuşsunuz, tam merak edilenleri sormuşsunuz, hepsini cevaplayacağım. Öncelikle biraz tipimde falan bir değişiklik olabilir çünkü uzun süredir beni görmediniz. Ve şu an neyle çekiyorum ben? Öncelikle onunla başlayayım. Ben telefonumu değiştirdim arkadaşlar, bunu da çok sordunuz. Benim iPhone'um vardı biliyorsunuz ki ve onu sattım. Şu an Xiaomi, Redmi diye bir telefon, Android'e geçtim yani. Ve kamera şurada, şuraya bakmam gerekiyor. Buraya bakarsam çok uzak kalacağız gibi ama ben ona şey yapacağım, merak etmeyin, sıkıntı yok. Şu an yeni bir kanaldan başlıyoruz. Bu kanalı ben diğer kanalımı devretmeden önce, şimdi onu da anlatacağım, açmıştım. Ve artık bu kanaldayız. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Mutlaka arkadaşlar çok büyük desteğinizi bekliyorum. Çünkü büyük bir destek gerekiyor şu an benim için. Çok düşündüm, atsam video izlenir mi, izlense iyi olur mu? Sonra dedim ki hani beni gerçekten soran bir kişiler var. Soran sizsiniz yani, bir kişi bile olsa çok önemli demek istiyorum. Kanala mutlaka abone olmayı, videoyu beğenmeyi şimdiden unutmayın. Destek yorumlarınızı aşırı bekliyorum, mesajlarınızı aşırı bekliyorum. Dediğim gibi mutlaka desteğinizi bekliyorum. O zaman sorularımıza başlıyoruz. Öncelikle YouTube'u neden bıraktın, eski kanalına ne oldu? Annemin telefonunu okuyorum, yorumları Instagram'dan ekran görüntüsü aldım. Eski kanalıma ne oldu, neden YouTube'u bıraktım? Arkadaşlar ben biliyorsunuz ki, belki bilmiyorsunuz, 5 senedir bu işi yapıyordum. 5-6 senedir ben YouTube yapıyordum yani. YouTube daha yeni duyulmaya başlar başlamaz. Hani YouTuber ne demek onu bile bilinmiyordu çok, kimse tarafından bilmiyorlardı yani. Başladım ve öylece devam etti istikrarlı bir şekilde. Çok severek yapıyordum, sizi çok seviyordum, size video üretmeyi seviyordum. Sizin yorumlarınızı okumayı seviyordum. Yani her şey beni motive ediyordu açıkçası. Ama sonrasında YouTube'da da genel algoritma değişti vesaire. Kanaldan istediğimi alamaz oldum. Emeğimi alamaz oldum. Bu beni düşürdü gitgide. Şu an bir şey söyleyeceğim. Bunu yaşamayan bilmez ya da yaşamayan da belki komik bulabilir ama tükenmişlik sendromu diye bir şey var bence arkadaşlar. Ben bunu yaşadım ve öğrendim. Hani önceden duyduklarımla hani böyle ünlülerde falan oluyordu ya, ben ünlü değilim de o kadar oluyordu. İnanılmaz ve saçma geliyordu ama şu an o kadar anlayabiliyorum ki hani bazen hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. O kamerayı elinize almak istemiyorsunuz. Ben sizinle her zaman beraber olmak istiyorum. Ama size o verimi veremedikçe ben kendimi daha kötü hissediyorum. Bu sefer siz diyorsunuz ki Neşan gitmiş, bilmem ne işte. Videonun hani daha iyi de eski video. Şöyle, eski sen değilsin kısmı çok normal. Eski ben zaten olamam. Eski sen de olamazsın. Eski o da olamaz yani. Her şey yenilenir. Fakat iyi yenilenmeye bakacağız bu süreçte yani. Sonra kanalımı devretmek kararı aldım. Yani bunu annemle de çok konuştum. Zaten bu süreçte tamamen, zaten önceki süreçte de annem yanımdaydı. Bu süreçte de annem yanımda. Şu anda da kamera arkasında kendisi zaten yanımda. Peki kanalımı asıl neden devrettim? Tabii ki maddi açıdan arkadaşlar. Aslında motivasyon işin bir tarafıydı ama bir yandan da maddiyat. Anladınız mı? Yani ben çok 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 zor dönemler geçirdim. Geçiriyorum. Daha da geçiriyorum yani. İnanılmaz şekilde zor. Hani bunları şimdi size detaylıca anlatmak da yani ben gerçekten yemek yemedim. Günlerde oldu, bir şeyler de oldu. Çok 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 sıkıntı çektik hep beraberce. Öyle bir dönem geçirdim. Hala da geçiriyorum dediğim gibi. O yüzden çok zordu buranın karşısına çıkıp böyle şeyler söylemek, size bunları açıklamak. Ama bunu artık kendimde buluyorum yapabileceğimi. Tabii ki devredince de öyle hani sizin düşündüğünüz rakamlar, o milyoneriz falan. 100 binlik bile olmuyorsunuz yani, merak etmeyin, öyle bir şey yok. Ve arkadaşlar diğer bir soruya geçiyorum. Bir yerde çalışıyordun veya şu an iş arıyor musun? Şöyle, ben arkadaşlar iş arama sürecine girdim. Hala da o süreçteyim aslında. Bir şeyler olacak gibi, bakalım. İş arama sürecindeydim. Yani YouTube benim iş çalışma hayatı bir tecrübem yoktu. Ben 5-6 sene 18-16 yaşında. 18-16 yaşında ben YouTube'daydım. Bu benim çalışma stilimdi. Bu benim çalışmamdı. Emeğimdi. Şu anda da tabii ki iş arama kısmındayım dediğim gibi. Kendi hayatımı idame ettirmem lazım. Bir şekilde bir yerlerden bir şey olması lazım. Ekonominin hali belli. Ya ben hani birçoğumuz bence ümitsizleştik artık.
Ben çok ümitsizleştim. Yani artık hani bende çok umut vardır, ümit vardır her zaman. Şu olur, bu olur ya. Olmazsa bir hafta sonra olur. Yok yanım artık. Artık hiçbir şey olmayacak Yağmur. Bence sen burada noktalıyorsun falan. Ama sonradan geçenlerde şöyle bir şey gördüm. Video. Çok çok haklı bir video. 20'li yaşlar aslında her şeyin başlangıcı olması için çok rahat yaşlar. Çünkü ne kaybedecek bir şeyiniz o kadar var. 30-40 yaşına ben bu dönemlerimi yaşayabilirdim. Belki yine yaşarım. Bilmiyorum tabii ki de. Allah gösterir. Allah korusun. Hala o dönemden çıkamadım da şu dönemden. Ama sizin desteğiniz olursa bu YouTube kanalımızı da çok çok yükseltmek ve eskiden de daha da üste çıkarmayı beraber yapabiliriz. Sadece ben de yapamam. Ben sadece çabalayacağım. Çabamı göstereceğim. İş arama sürecinin dediğim gibi. Şimdi diğer bir soruya geçiyorum. Annenle aran nasıl? Şu an nerede yaşıyorsun? Annenle mi yaşıyorsun? Şöyle arkadaşlar, bu olaylarda. Benim hayatım film olmuş da benim haberim yok. Anlattıkça anlıyorum daha çok. Annem Zonguldak'a taşındı. Memleketine taşındı. Ben şu an oradayım bu arada. Ama normalde ben Ankara'dayım. Ankara'da iş arıyorum vesaire. Ankara'da bir ev arkadaşım var. Onunla kalıyorum. Annem de Zonguldak'ta. Tek şu anda bunu söyleyeyim, bu kayıtlara geçsin hatta. İsteklerimden biri tabii ki de geri annemle Ankara'ya gidip getirip o eski hayatımızı hani kurmak aslında. Ankara'da bir yeniden hayat kurmak. Manifest mi yapıyoruz artık, öyle mi deniyor? Onlara inanmıyorum. Enerjiye inanıyorum ben genelde. Manifest falan bilmiyorum. Şu an dediğim gibi annem Zonguldak'ta. Ben Ankara'dayım. Çok çok zor dönemler geçirdim. İlk başlarda arkadaşlar ben deli gibi ağlıyordum. Her gün ağlıyorum. Ben annem gitti, tamam mı? Annemin gideceği gün. Ben o sıralar bir işe girdim. Tam 3. günündeymişim. Annem de o gün Zonguldak'a taşınacak. Ben sabah yani aşırı kötüydüm. Bana böyle gelirler zaten aniden. Ve ben sinirlenince üzüldüm ve direkt ağlıyorum. Annem gitti arkadaşlar. Ben o gün deli gibi üzgündüm, ağlıyordum. Ve yani tabii işe gideceğim sıra sabah çıkmışım evden. Ve birden dedim ki gidemem. Yani ya ben ikizlerim arkadaşlar. Yükselenim aslan. Bazen burcuma bağlıyorum. Bazen de yaşadıklarıma bağlıyorum. Bazen de travmalarıma bağlıyorum. Bazen de mutluluklarıma bağlıyorum aslında böyle şeyleri. Ya kimsenin hayatı kolay geçmiyor aslında. Birden dedim gitmiyorum falan filan. Ben ondan sonra annem gitti. Ben her gün ağlıyorum. Allah'ım böyle bir aniden ağlama krizleri geliyor bana. Sürekli geliyor. Ondan sonra annemin yanına gideyim diyorum. Annemin yanına gidiyorum. Burada annemin yanında da ne yapacağım yani. Bazen bunalıyorum falan filan. Geri oraya gidiyorum. Ankara'ya gidiyorum. Böyle bir döngüye girdim. Hani kesinlikle çalışmam lazım. Ama ben yıllardır YouTube yapmışım. Ve bu işi deli gibi severek yapıyorum. Yeniden şu an annemin yanına geldim. Bir hafta sonra falan yeni geri döneceğim büyük ihtimalle. Tam belli değil. Ondan sonra zaten gelişmeler olsun hayatımda. Siz de bana bol bol destek olun. Hepsini beraber göreceğiz. Aslında gerçekten bir film izliyormuşsunuz gibi hayatımı izleyebilirsiniz şu an. Çünkü tamamen dipte, yükseklik çok güzel. Ama şu an tamamen dipteki birini izliyorsunuz. Yani bence senden daha çok dipteyim. Beni izleyen kişiye seni seviyorum. Herkes kendini şu an çünkü dipte hissediyor olabilir yani. Ama dediğim gibi gerçekten dibe düştüm. Ama bundan da çıkılmayacak bir durum yok. Tabii ki de çıkılır. Dipler ne için? Çıkmak için. Dipte kalmak için değildir yani. Ve arkadaşlar annemle aramın nasıl olduğunu da çok sormuşsunuz. Zaten aslında anlattıklarımdan da birçok anlamanız gerekiyor. Annemle aramız tabii ki çok 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 iyi. Tamamen destek için, full destek için. Destek olmadığı zaman da destek atmaya çalışıyor. Yani kendi kendine destekleri üretmeye çalışıyor kadın. Güney arkada. Ben de ona hayranım gerçekten. Ne bir eve taşınmanızın sebebi neydi? Kesinlikle söylüyorum. Bizim Ankara'da dediğim gibi biz yaşıyorduk arkadaşlar. Ev sahibimiz deli bir kira arttırımı yaptı. Yani normalde kanuni asla böyle bir şey yok. Sonrasında da evini sattı. Biz de kiracıydık orada yani. Evini satınca ne yapacağız? O da bizim evimiz olan mı? Yok. Sonra da taşınmak zorunda kaldık. Ve kiralar deli gibi biliyorsunuz ki fiyatlar yani çok fena. Hani Ankara durulması mümkün değildi ki buradaki Zonguldak'taki ev bile hani yani. Neyse çok fena fiyatlar. O yüzden annem memleketine Zonguldak'a taşındı. Ben de ev arkadaşımla kalıyorum dediğim gibi Ankara'da. Çünkü Ankara'da iş olanağı daha çok hani psikolojim bir tık daha oraya alıştım. O ya büyük şehir ne bileyim bilmiyorum. Hani büyük şehir dediğime bakmayın. Ben şu süreçte ne bir şey yapabildim. Bir şey yani orayı tadamıyorsun zaten bir maddi durumun vesaire olmayınca. Dediğim gibi sıfırım şu an arkadaşlar. Banka hesaplarımı göstereyim isterseniz. Valla şakır şakır sıfır. Sıfır. Bu sıfır rakamını, sıfır sayısını artık rakamını ezberledim. İnşallah hepimiz çıkarız o ezberlerden yani ne diyeyim. Ne tür videolar buraya çekeceksin? Aslında şu anki içeriklerim arkadaşlar benim düşündüğüm şu an ben size hayatımı göstermek istiyorum. Yani vloglar olur, hayatımın içinden olayları anlatım olur. Bu şekilde benim hani anlatımlarım olur. Dediğim gibi hayatımı şu an çok çalkantılı bir hayatım olduğu için bence bunu da izlemeniz güzel olabilir. Hani değişimimi hep beraber görüyoruz. Şu an çünkü eğlenceli videolara vesaire ne modum ne de maddi gücüm var arkadaşlar. O yüzden bakacağız hep beraber. Neden Android'e geçtim? Benim maksimum max merak demiş. Neden Android'e geçtim? Arkadaşlar biliyorsunuz taşınma sürecimiz vardı ve nakliye için benim telefonumu satmam gerekiyordu yani. Gözüm kapalı da sattım. Şu an sadece bundan
müzdaribim. Neyden müzdaribim? Kamera kalitesinden. O yüzden lütfen yorumlara çok fazla kamera kalitesi kötü yazmazsanız çok sevinirim. Yazarsanız artık canınız sağ olsun. Kötü olduğunu ben de biliyorum. O yüzden söylüyorum hani çok yazmayın diye. Onu ben de biliyorum. Merak etmeyin. Bir iPhone'la aynı değiliz tabii ki. Ha, eski kameralarım vardı. Bilgisayarım vardı. Kamerayla niye çekmiyorsun? Telefondan önce onu soracaksınız. Çok mantıklı soru. Onlar da satıldı arkadaşlar. Yani benim ne kadar gerçekten maddi olarak dipte, kendi motivasyon olarak, beyinsel olarak her şey beni dibe çöktürdüğünü buradan da anlayabilirsiniz. Aslında fazla anlatmama gerek yok. Bazı cümlede her şey yetiyor. Yani her şeyim satıldı arkadaşlar. Bu kadar net. YouTube kanalının çalındı mı da çok dediniz. Çünkü şu anki benim zaten YouTube kanalım başka biri üzerine devrettim arkadaşlar. Çalınmadı dediğim gibi. İnanın şunu söyleyeyim. O kadar hani oradan soyutlanmışım ki hiç kanala girip bakmadım biliyor musunuz ki? Yani o kişinin videolarına vesaire hani hiç bakmadım. Hatta birkaç arkadaşım ya da yakınlarım bana söyledi böyle videolar atıyor falan bilmem ne. Hiç bakmadım bile. Çünkü artık benim önümde yeni bir sayfa var. Eskilerle çok ilgilenmiyorum açıkçası. Kaç kere hatırlatmada bunları umarım sizi sıkmıyorumdur. Abone olmayı unutmayalım. Bu arada arkadaşlar TikTok hesabım duruyor mu falan filan. TikTok hesabım hala duruyor. TikTok'ta 1.6 milyonuz. TikTok'tan hala takip etmiyorsanız edebilirsiniz. Oraya da ilerleyen zamanlarda içerikler atabiliriz. Ama şu an benim dediğim gibi motivasyon ve maddi bir düzene oturtmam lazım kendimi. Hatta YouTube'u devam edeceğim ama onun yanında da bir iş yapmayı da planlıyorum. Yani çalışmak istiyorum aslında. Çalışmam lazım yani. Ne kadar buna kendimi adapte etmek zor olursa olsun adapte edeceğim mecbur. Dönecek misin YouTube'a? Şu an dönüyorum işte. İnşallah sizin de desteğinize sürekli videolar atmaya devam edeceğiz. Her hafta atmayı planlarım yani. Neden bir sıkıntı olsun? Bir sıkıntı olmazsa sizin de desteğinize tabii ki. Bu arada bu süreçte inanılmaz mesela bu sorulara bakarken diyorum. Direkt soru sormayıp çok yazmışsınız. Neredesin? Bir an önce gel. Sen yokken YouTube'un tadı yok. Nerede kaldın? Ne zaman dönüyorsun tahmini? İşte bir daha hiç gitme. Bu mesajları ben gerçekten bu süreçte arkadaşlar DM'den ben bu mesajları aldım. Çokça aldım. Ve gerçekten yazan kişilere o kadar teşekkür ediyorum gönlümden yani. Kalbimden sizi hissettiğimi emin olun. Ben onu okurken siz belki okuduğumdan gram haberiniz yok ama ben onları okuyorum. Gerçekten DM'lerimi okuyorum. Sadece görüldü yapmıyorum arkadaşlar çoğuna. Çünkü o da haksızlık olmasın. Çoğu kişi yazıyor ve ben okuyorum ama. Okumadığımı asla düşünmeyin. Her gün DM'lere bakarım ben yani. Buraya dönmemin en büyük nedenlerinden biri de aslında bu mesajlar. Çünkü çok fazla geldi bu süreçte. Birazcık toparlayalım. Birazcık toparlan. Sizin hak ettiğiniz kişi olmak için aslında biraz toparlandım. Hak ettiğiniz konuşmayı, hak ettiğiniz cevapları alabilmeniz için. Çünkü hep beraber buradaydık ve ben de bunu yapmaya yükümlüyüm. Ve o yüzden mutluyum yani. Şu an bir sıkıntı yok. Bunu da telefonla editleyeceğim. Gelecek bakalım videomuz. Birkaç tane daha sorumuz var. Yurt dışı videoları gelecek mi? Bunu yurt dışındaki bir arkadaşım yazmış bana Almanya'daki. Ah keşke, umarım benim imkanım olsa ben uçarak gelirim. Uçmam, yürüyerek gelirim gerçekten. İmkan olursa tabii ki de gelir. Neden gelmesin? Ben yurt dışı videosunu kendimden niye saklayayım? Sizden niye saklayayım değil mi? Bir de kaç yaşında soruları var. Bu zaten biliyorsunuz ya bilmeyenler için. 23 yaşındayım arkadaşlar ben. 23 oldum. Bu sene oldum değil mi? Bu sene olmuş. Baksana. Vallahi. Artık hiçbir önemi falan kalmadı. Birazcık düzene oturtayım kendimi. Sonra ilgileneceğim bu tür önemlerle yani. Özel gün vesaire. Doğum günü. Evet arkadaşlar bence çoğunlukla merak edilen asıl soruları cevapladık hepiniz beraber burada. Cevapladım bence size diye düşünüyorum. Daha sorularınız varsa aklınızda, daha ne tür videolar gelsin, vlog çekersem nasıl bir çekim yapayım, hepsini yorumlara bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmanızı bekliyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Annem sizi çok öpüyor arkada zaten çok o da. Çok öpüyorum, evet. O da çok öpüyor. O zaman umarım bu kanala nice videolar atarız, evet. Şu işle ilgili de... Çalışma durumu. Ha. Bir pazartesi görüşmeye gideceğim. Onu şu an çok söylemek istemiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar çalışacağım. Bunu YouTube'da ayrıyetten ben bir çalışma sürecine de girmek istiyorum. Yani normal mesaili çalışma bildiğiniz. Kesinleşince onu zaten söyleyeceğim. O yüzden annem şu an onu falan söyledi. O daha belli değil. Dediğim gibi haftaya Ankara'ya gideceğim. Hani ondan sonra onu da isterseniz çekimini yapabilirim tabii ki de. Sizin düşüncelerinize, yorumlarınıza bağlı. Umarım döndüğüme mutlu olmuşsunuzdur. Hepinizi çok öpüyorum. Hafiften bir kilo almış olabilirim. Onu da yorumlara yazarsınız. Hepinizi öpüyorum. Nice videolarımızda. Bye bye.